Soğuk'tu. Ben size Hakan Hocam birazcık bu deprem özelinde bir şey sormak istiyorum. Şurada da hatta notumu bulabilirsem. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunun içinde gördüm. Ben bir bakayım şurada, notlarım arasında bulabilecek miyim? Burada küçük bir karışıklık yaşadım. Şimdi orada şöyle bir bilgi var. Diyor ki depremin arazi izleri ve yüzey kırık haritası yepyeni bilgiler içeriyor. Birbiriyle ilişkili segmentlerin atılım dağılımı, bu atılımdan da işte o 4 metre 7.3 diye açıklandı ondan değil mi? Yer yüzeyinin kayışı. Bu atılım dağılımı bölgede aynı anda Amanos segmentinin 2, Çardak Fayı'nın 2, Pazarcık segmentinin 1, Gölbaşı segmentinin 1 bağımsız depremle aynı anda kırıldığını düşündürmektedir. Diğer dikkat çekici unsur Türkiye aktif fay haritasıyla yüzey kırıkları birbirini üzerlememekte ve farklı alanlardan geçmektedir. Ben ne demek size sorayım. Şimdi bu durum aynısı 1999 depreminde de oldu zaten. Bunları haritaya bakarsanız bunlar 1999 depreminde de 200 kilometrelik bir kırık oluştu. Hı hı. Orada da fay haritalarında bunlar tek parça gözükmüyordu. Parça parça gözüküyordu. Ama ortaya çıkan ilk depremin büyük etkisiyle bunlar domino etkisiyle 1999 yılında da kırıldı. Aynısını burada da görmekteyiz. Yani 400 kilometrelik bir kırık var bildiğim kadarıyla. Yekpare kırılacağı tahmin edilmiyordu. Evet. Ama biri kırıldı öbürünü tetikledi. Domino etkisiyle bunlar çıkardığı enerjiyle domino etkisiyle devam etti. Bir de tabii şimdi şöyle bir şey var. Siz bir fay hattı deprem üretmediği takdirde bunu bir takım jeomorfolojik özelliklere bakarak, jeolojik özelliklere bakarak çıkartıyorsunuz. Ama asıl gerçek fayın izini o fay kırıldığı zaman görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunların birbirine oturmaması da gayet doğal. Bizim de radar görüntülerinden elde ettiğimiz sonuçlar da aynı şekilde mevcut fay haritalarından daha farklı bir yapı gösteriyor. Evet, peki şimdi bu deprem... Burada oraya geçmeden önce İlhan Hoca'nın uydu görüntüsünden bir şey söyleyebilir miyim? Az önceki konuyu tamamlamak üzere. Tabii. Bir yıkılan binalarla ilgili bir şey Hatay'daki. Uydu görüntüsü. Evet, evet. İlk fotoğrafı verebiliriz. Başlangıçta verdiğimiz Hatay'daki yıkılan binaları gösteren uydu fotoğrafını verebilirsek lütfen. Hemen gelecek şimdi. Siz başlayın isterseniz yorumlamaya. Şimdi ekrana gelecek. Şimdi orada dikkat çeken bir şey var. Hasar olan yer ova. Dikkat ederseniz. Bu şeye geçmek ister misiniz? LED'e geçmek ister misiniz? Sorun değil. Oradan da görülüyor. Evet, bakın tamam. Kırmızı yer Hatay'daki Çanak bölge. Bizim yanlış yaptığımız şey şu. Bakın alüvyon üzerinde alçak bina yapılır. Kayalık zeminde yüksek bina yapılırız. Biz tam tersini yapıyoruz. Biz düz arazide, alüvyon arazide yüksek bina yapıyoruz. Kayalık zeminde alçak bina yapıyoruz. Tam tersi. Bakın bina, hocam belki daha iyi söyler. Siz ne kadar güçlü bir köprü yaparsanız yapın, ne kadar güçlü bir bina yaparsanız yapın, depremin dalgasıyla rezonansa girerse, ne kadar beton kalitesi iyi olursa olsun bina yıkılabilir. Evet. Şimdi siz kayalık zeminde alçak binanın yıkılma ihtimali daha yüksektir eğer. Evet. Bütün standartlara uyarsanız, yüksek bina onun periyodu daha uzun periyotlu olduğu için yıkılma riski daha alçaktır. Biz tam tersini yapıyoruz. Yani ovada, düz arazide, alüvyon arazide alçak bina yapmamız gerekirken bütün yüksek binalarımız orada. Peki, yani tarihsel bir geçmişi var. Bazen oradan şehri taşıyamazsınız dedi Handan Hocam. Mesela Hatay hep böyle miydi? Yoksa yeni yapılaşmalarla daha çok buraya mı taşındı? O konuda bilgimiz şimdi var o konuyu bilemem. Yeni yapılaşma nerede oldu bilemem. Ama görüntülere baktığınız zaman bütün yüksek binalar ovanın içerisinde. Bir de şöyle bir şey var. Hani hep kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Niye bu bina stoğu azaltılmadı diye konuşuyoruz. Şimdi az evvel söylediniz ya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi inceleme yapmak istemiş. İnsanlar izin vermemiş. Burada hukuken bir gönüllülük müessesesi var. Bizim bunu gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bu kadar büyük depremler bizim artık devlet olarak, ülke olarak güvenliğimizi de etkiliyor. Bu noktada artık kişinin bireysel hakları söz konusu mu gerçekten? Çünkü hepimizi etkiliyor bu. Yani siz binaya gidip inceleme yapacaksınız. Fakat izin almanız gerekiyor. İzin almazsanız inceleyemezsiniz. İzne tabi olması başından yanlış diyorsunuz. Yani bence artık bu artık bizim güvenliğimizi tehdit eden bir şey. Herkese etkileyen bir konu. Yani burada eğer binalar
oturulamaz binalarsa bunu re'sen gidip inceleyebilme yetkisinin olması gerekiyor. Ama orada daha önce de konuştuk, şöyle bir belirsizlik süreci oluyor ev sahiplerinin önünde. Hemen tahliye edilmesi gerektiğinde nasıl bir yol izlenecek? O süreçle ilgili bilinmezlik, kısa sürede bir çözüm bulup bulamayacağı konusu, ekonomik kaygılar, yeni bir barınma ihtiyacı, konut yetersizliği, kiraların hele son bir yıldır çok yüksek olması. Bu sefer böyle bir kaçınmaya, yani sorunla yüzleşemiyor insanlar. Acaba bundan sonra akıbetim ne olur? Zaten taşınacağım evde bundan farklı olacak mı acaba? Bir özellikle de o var. Ev sahipleri binaların o şekilde etkilenmesini istemiyorlar. Evet, bundan sonrası için bir yol haritası oluşturmamız lazım. Buna çözüm bulmamız lazım. Gerçekten hakikaten ya bu istenmeyen şeyler. Bir de düşünsenize, yani ülkenin %70'i deprem tehlikesi altında. Hı hı. Yani yakın zamanda başka bir şey daha olsa, yani yaşayabileceğimiz ekonomik sıkıntılar, ülke olarak sorunlar. Buna bir çözüm haritası, yolu oluşturmamız gerekiyor. İlerleyen saatlerde konuşacağız. Türkiye'de tarımın yaklaşık %20'si bu bölgeden. Şimdi orada onunla ilgili aksaklıklar, ekonomiye uzun vadeli etkileri var. Sanayi açısından öyle. Marmara depreminin sanayiye de ayrıca öncelik can, ama bir de böyle ekonomik etkileri var.